Hurda metaller eritilip yabancı maddeler ayrıştırıldıktan sonra metal alüminyum elde edilebilir. Başlangıçta 298 Kelvin sıcaklığa sahip 1 mol alüminyumu eriterek saflaştırmak için gerekli ısı enerjisini hesaplayınız. Alüminyumun erime noktası 933 Kelvin. Molar ısı kapasitesi 24 J bölü mol Kelvin ve ergime ısısı da 10,7 kJ bölü moldür. Alüminyumun bir bakalım. 1 mol alüminyumun sıcaklığını 298 kelvinden 933 kelvine çıkaracak ısıyı bulmamız lazım. Ve bunu da molar ısı kapasitesine bakarak yapabiliriz. Ve sonra da buna ergeme ısısını yani erimesi için gerekli olan ısıyı ekleyeceğiz. İsterseniz sırayla ilerleyelim. Yani öncelikle alüminyumun sıcaklığını arttırmak için gerekli olan ısıya bakalım sıcaklığı 298'den 933'e çıkarmak istiyorduk öyle değil mi Bir bakalım 2 artırırsak 300'e varırız Bunu bir 633 daha arttırınca da 933 olur Yani toplamda 635 Kelvin'lik bir artıştan bahsediyoruz Bu artış bizi erime noktasına getirecek Evet sıcaklığı 635 Kelvin arttıracak ısının peşindeyiz Elimizde 1 mol alüminyum var 3 anlamlı basamak olduğu için 1,00 yazacağım. 1 mol alüminyum çarpı molar ısı kapasitesi yani 24 jül bölü mol çarpı kelvin. Bu sıcaklığı 1 kelvin arttırmak için gerekli olan ısıdır. Ve bizim 635 kelvinlik bir artışa ihtiyacımız olduğundan bunu 635 ile çarpacağız. Birimlere bakalım. Moller ve kelvinler birbirini götürecek. Ve geriye hemen hesap makinemi çıkarayım. Evet 24 çarpı 635, 15240 ediyor. Anlamlı basamak sayısı 3, 2 ve 3 olan 3 sayıyı çarptığımız için sonucu 2 anlamlı basamakla ifade edebiliriz. Yani bu 15000 jule eşittir diyebiliriz. Sıcaklığı 933 kelvine çıkarmak için 15000 Joule gerekiyormuş. Erime noktasına geldiğinde ise alüminyumun ergime ısısı 1 mol çarpı ergime ısısı yani 10,7 kJ bölü mol olur. Buradan da 10,7 kJ elde ederiz. Joule çevirirsek de 10.700 Jule eder. Toplam ısı ya da enerji diyelim bunların toplamına eşit olacak. Yani 25.700 J ama anlamlı basamak sayısı 2 olduğundan yuvarlayarak bunun yaklaşık olarak 26.000 J ya da 26 kJ olduğunu söyleyebiliriz. Sıra B sorusunda. Alüminyum oksitten alüminyum elde etmek için gerçekleşmesi gereken tepkime aşağıda verilmiştir. Alüminyumu geri dönüştürmek mi yoksa alüminyum oksitten elde etmek mi daha az enerji gerektirir? Cevabı hesaplamalarla destekleyiniz. Evet tepkime burada. Bu ise 1 mollük bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan ısı. Yani 1 mol alüminyum okside bu kadar ısı verirsek 2 mol alüminyum ve 1,5 mol moleküler oksijen elde ediyoruz. Şöyle yazalım. Alüminyum oksitten 1 mol alüminyum elde etmek için bir bakalım. Bu kadar ısı harcayınca 2 mol elde ediyorsak 1 mol için bunun yarısına ihtiyacımız olur. 1675 kilojül bölü 2 yapmamız lazım. Hemen hesap makinesinden yapalım. 1675 kilojül bölü 2 837,5 kilojül eder. Evet, gerekli ısının yarısı 837,5 kJ'müş. Buradaki anlamlı basamak sayısına bir bakalım. 4 tane. Burada da 4 tane olduğuna göre sorun yok. Bizden hangisinin daha az enerji gerektirdiğini bulmamızı istiyorlardı. Alüminyumu geri dönüştürmek mi yoksa alüminyum oksitten elde etmek mi? Hemen not ediyorum. 1 mol alüminyumu geri dönüştürmek için 26 kilojül gerekiyor her şey kilojül cinsinden öyle değil mi? Ve bu yani 26 kilojül 837,5 kilojülden çok daha az bir enerji miktarıdır. İşte bu kadar.